milyar yıl öncesinden söz ediliyor. Muhtemelen mitolojik de bir geçmişi var biliyorsunuz. Olimpos, Ateş, Zeus'lar dönemi. Ama günümüzden... 1,5 milyar yılınız şey değil mi ya, biraz fazla geri gitti bana. 1,5 milyar yıl. O zaman... 1 milyar önce daha canlılar hayat başladı abi. 2,5 milyar yıl önce. Peki, 1,5 milyar yıl önce. Tartışmayıp 1,5 milyar yıl diyorsan ben 1,5 milyar yıl sonra ben yapıyorum. Ateşin bulunması, ateşin bulunması için insanlığın olması gerekiyor değil mi? İnsanı bulması gerekiyor. İnsan da 200 bin yıldan beri var. Dünyada. İşte bilinen o. Var olanı buluyorsun, tamam mı? Dolayısıyla günümüzden 2500-3000 yıl öncesine kadar, günümüzden 3000 yıl öncesine kadar gittiğimizde ise Mezopotamya, eski Mısır, Çin vesaireye kadar gideceğiz. Özellikle kimya ile. Kimyanın sinemaya katkısı nedir? İşte hepimiz fotoğrafçılık yaptık, günümüzde dijital kullanıyoruz ama diapozitif kullanan, diya negatif kullananlar ya da negatif film kullananlar gayet iyi bilirler ki bu bir işlemden geçmeden değil mi fotoğrafçı arkadaşım? Bir laboratuvara girmeden negatif pozitife dönüşmüyor. Sinemada böyle bir şeydi. Sinemada da negatifler vardı. Önce yanan filmler vardı. Sonra da makine daireleri tutuştuğu için değiştiler vesaire. Bunlar hep kimyasal bir işlemden geçti. Çok önemli bir döneme geldik. Geldik. İşte hızlı geçiyorum tabii ki. İnsanlık tarihini Isaac Asimov'la hemen toparlayayım. Bir bilgi vereyim size. Isaac Asimov'a da diyorlar ki Mr. Asimov, çok zeki bir adamsınız. İşte bilimle uğraşıyorsunuz, kültürle uğraşıyorsunuz. Peki insanlık bu bildiklerini ne kadar bilebiliyor? Ya da ne kadar bilebildik şimdiye kadar gizli olanları ya da çözmemiz gereken süreci? Diyor ki 1 Ocak tarihinin ilk dakikaları, ilk saniyelerinden 31 Aralık tarihinin son saniyelerine kadar olan süreçte bir bilgi dağarcığımız olmuş olsaydı şu anda biz 1 Ocak tarihinin daha ilk dakikalarını yaşıyoruz. Yani o kadar daha yeniyiz evrende bildiklerimizle ilgili. Muhteşem bir bilgi sürecimiz var. Düşünün 1920'li yıllarda güneş tutulmasına, ay tutulmasına Anadolu'muzun çeşitli bölgelerinde tüfekler atılır, gürültüler yapılırdı. Çünkü yılının sardığını ve kurtulmasına bu bir inanç. Ama yavaş yavaş değişiyor her şey. Artık bugün başka süreçleri yaşıyoruz bilgiyle ilgili. Binlerce, milyonlarca yıllık, 1,5 milyar yıllık insanlık tarihinden geldik Rönesans reforma. Neden bunu anlatıyorum? Neden bunu özellikle aldım? Yine ismini çok sık kullandığım için beni bağışlayın ama Emre Kongar'ın bir sözü vardı. Dışarıdan insanlar gelirdi Hacettepe'den, Hacettepe'ye, amfide. 60-70 kişilik bölümümüz birden 300-500 kişi olurdu. Bir gün şunu sordu. Çocuklar, bir gün gelişmiş ülke dediğimiz ya da medeni ülke dediğimiz, çağdaş ülke dediğimiz, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, bla bla bla, ülkeler seviyesine gelir miyiz, gelemez miyiz diye sordu. Ben de size soruyorum. Buyurun. Nefes alayım Barış. Evet, fikri olan... Çekilmeyin, biz bizeyiz. Lütfen. Yani dürüst olmak gerekirse biraz iddialıcı bir olacak da boş işlere vakit ayırmak yerine bilimi öğrenirsek, her türlü şeye olanak tanırsak, yani şu an mesela Ramazan ayındayız. Ramazan ayında televizyonlarda görüyoruz yani kişilere, artık isim verim hocalara da, hocalara sorulan soruları göz önünde bulundurduğumuzda imkansız ama bilimi öğrenip de TÜBİTAK tarafından reddedilip Amerika'daki üniversiteler tarafından havada kapılan öğrencilere, çocuklara, ilkokul çocuklarına dahi değer verirsek onların seviyesine neden ulaşmıyor? Onlar da yani buraya nereden gelir? Rönesans dönüyor, bunun temelini oluşturuyor yani. Belki de almanızın sebebi buydu. Bir şey söyleyeyim, bir daha söyle, neyin temelini oluşturuyor Rönesans reform? İşte şu an günümüz modern Avrupa'nın temelini oluşturuyor. Başka fikri olan, doğru. Çok ki zaten şey. Rönesans dediğimiz olay da nereden başladı? İstanbul'da Fethi ile birlikte, İstanbul'da işte o dönem düşünürler, bilgin insanlar kaçıyordu Avrupa'da yavaştan. Orta çağdan Rönesans oluşturur yani. Karanlıktan aydınlığa çıkış süreci esasında. Süreç ve sonuç değil mi? Evet. Peki başka fikri olan var mı bu konuda? Hızla geçin o zaman. Doğru. Çeşitli fikirler oluştu. Arkadaşın gibi tek fikir oluşmadı orada. Hepimiz tartıştık tabii ki. Geliriz, gelemeyiz falan filan. Aram iyi olduğu için de ben de üniversite futbol takım kaptanlığı yapıyordum. Bana kaptan derdi. Kaptan dedi, senin bir fikrin var mı? Ben de değişkenlik yasasını çok sevdiğim için dedim ki bir gün her şey değişiyor. Birileri durabilir, birileri ilerleyebilir, birileri yavaşlayabilir, birileri çok hızlı koşabilir, birileri bir şey bulur falan diye. O birileri biz niye olmayalım? Evet, gelebiliriz dedi. Dedi ki sen kaldın, sana sıfır.
Dedim ki hocam ne yapıyorsunuz, bu bir sınav mı? Dedi ki hayatın her dönemi sınav. Bu bir öğrenme. Böyle saçma bir şey olabilir mi dedi. 15. ve 16. yüzyılda reform ve Rönesans hareketlerini yaşamış toplumlar bir bilgi birikiminin getirmiş olduğu süreçle bunu yaşadılar. Nasıl olur da bunu yaşamış olan toplumlar hiç yaşamamış toplumlar eşit olabilir? Ben bugüne kadar bunu yanlışlayacak hiçbir bilgiye ulaşamadım. Günümüzde Apple bir şey üretiyor, biz her gün tüketiyoruz. Biz tüketiyoruz sadece. Orada bir yazılım, biz burada kopya çekebiliriz, copy paste yapabiliriz ama belirleyici olan öbür tarafta bu toplumlaştı. Tesla'ları konuşuyoruz, Microsoft'ları konuşuyoruz. Neden bu sinemasal yolculuk içerisinde 15. ve 16. yüzyıllar önemli, Rönesans ve reformu aldım? İşte bu yüzden aldım. Çünkü bu insanlar, Kepler, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Shakespeare, Erasmus, Kopernik ve diğerleri, bütün bu süreç ve sonuç, biraz önce söylediğiniz gibi, bir önceki olay, bir sonraki tetiklerin bilgi birikiminin sonuçlarıdır bunlar. Her bir tanesi bedel ödemişlerdir bilgi için. Dönemin yobazlığının bedelini ödemişlerdir. Ya da çok ileride olup kabul edememiş bir sürü düşüncenin bağnazlığını yaşamış olabilir bu insanlar. Ki olabilir, gereksiz kullanıyorum, yumuşağır bir çalışıyorum. Bir örnek zaten. Evet. Dönemin bütün çok papazlar, kiliseler onu dinsiz olduğunu iddia ederek toplamıştı. Bu döneme damga vuran olayları işte almaya çalıştım. İşte baruklu ateşli silahlar, baruklu ateşli silahlarda kullanılması, kağıt ve matbaanın yaygınlaşması, pusula, gemicilik ve harita, Martin Luther hareketi. Bu çok önemli bir harekettir çünkü. Peki şimdi 15. 16. yüzyılda hızla geçelim. Sonuçlarını biraz önce konuştuğumuz gibi özgür düşünce, akıl, deney ve gözlemin etkili olduğu bir yeni bir çağ başlıyor 15. ve 16. yüzyıl. Ama sadece İstanbul'un fethi, ya bir şehrin, bir bölgenin, bir lokasyonun, bir coğrafyanın değişmesi bir dönemi getirmiyor. Yani buraya bu bir nevi tetikleyen işte ana faktörler var. Sonra tabii tetikleyen etkileyici faktörler olabilir. Çünkü şu olabilir, yine tarih bilgim beni yanıltmıyorsa, çünkü İstanbul'un fethiyle beraber İpek yolunun, baharat yolunun işte Türklerin eline geçmesiyle beraber yeni deniz üzerinden yeni pazarlar yaratılmak istedi. 1453'ten 1492 Amerika kıtasına baktığımızda alt tarafı çok kısa bir zaman gibi görünüyor. O dönem için çok geniş bir zaman değil falan ama baktığın zaman seçenek arıyor insanlar. 15. 16. yüzyıldan sonra bunları yaşamış olan bu insanlar ve bunların açtığı kapıdan sonra bir yeni bir dönem başladı. Bilim çağı başladı. Bilimsel devrimler, herkes deney yapıyor, herkes bir şey araştırıyor. Dünya birazcık daha küçülmüş durumda, dünya birazcık daha iletişim halinde. Çünkü artık gemiler, buharlı gemiler vesaire vesaire, yeni kıtalar, yeni yerleşimler. O dönem tabii ki feodalizmin başladığı ve köleci toplum dediğimiz artık yavaş yavaş sonlarına geldiği dönemler. Ama bu dönemde Newton'un yer çekimi yasası, hücre yapısı, kan dolaşımı, atom kuramı ve buhar makineleri ile birlikte İşte bilim çağı başlamış oldu. Geldik sanayi devrim ve sinema dönemine. Buraya gelmeden önce şöyle bir toparlayalım. İlk insan, ilk yerleşim, ilk canlılar neyse bunların bilgi birikimlerinin hep birbirlerine aktarmasıyla, hayatta kalabilme becerisiyle, doğa seleksiyon böyle bir şeydir yani güçlü kalır, zayıf, yok olur. Aynen bu olmuştur. Ama bilgilerini aktara gelmişler. Biz insanın, bugün Homo sapiens dediğimiz türümüzün en önemli özelliği bir, vahşi oluşu, iki, çok kelimeyi çok fazla kullanmış oluş. Geçmiş türlerin yok oluş nedenlerinden bir tanesi kelime hazineleri çok dar olduğundan söz edilir. Örneğin bir önceki tür için bir iletişim geliştirmişler kendi aralarında. Ama bütün bu süreç içerisinde kelime haznesi vesaire bir bilgiyi aktarabilmiş olmalı. Geldik 18. yüzyıla. Bir şey anlatmak için özellikle bu sunumu yaptım. Çünkü sinema kendiliğinden oluşmuş olan bir şey değil. Sinema binlerce yıl önceki matematik, binlerce yıl önceki fizik, binlerce yıl önceki kimya vesaire. Biraz sonra belki Necmi de kendi dalında anlatacaktır. Sinemayı sinema yapan başka unsurlar var. 7. sanat gibi. Bunlarla ilgili olan kısımda da gelişmelerle birlikte geldik sanayi dönemine. Ama sanayi dönemi dediğimiz dönemin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu bilgi birikiminin aynı anda aynı yerlerde başlamış oluşu. Almanya'da
Fransa'daki birazdan hep birlikte kısacık göreceğiz. Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, ki Amerika denen şey zaten biliyorsunuz bir işgal kıtasıdır. Ve dolayısıyla önce Portekizler, İspanyollar, Fransızlar ve İngilizlerin özellikle daha sonra İrlandalılar falan West End'lerde gördüğümüz ya da mafya filmlerinde gördüğümüz gibi Skoçların gitmesiyle beraber oluşmuş bir kıtadır. Trump'ın dediği gibi, Trump ne diyordu geçen gün? Aşağılık göçmenler diyor, kendisi aşağılık bir göçmen çünkü. Ya baktığınız zaman. Avrupa'daki 18. ve 19. yüzyıllardaki sanayi devrimini Türkiye ıskalamıştır. Neden ıskalamıştır? Çünkü 15. 16. yüzyıldaki reform hareketini ıskalamıştır. Neden hala biz feodalizmi yaşıyoruz da toprak ağalığını konuşuyoruz, toprak reformunu konuşuyoruz? Çünkü bütün bunlardan dolayı sanayi devrimini yaşayamamış bir toplumun kapitalist bir süreci tamamlaması söz konusu değil. Bu tarihsel bir gerçek olduğu için sizlere aktarıyorum. Neden Türkiye'de sinema makinesi ve sinema hep dış bağımlıdır? Çünkü bütün bu yüzlerce binlerce yıllık bilgi birikiminden kaynaklanıyor. Çünkü ıskaladı, bitti. Geldik şimdi İngiltere'ye. Şimdi tarihlere dikkat edin. Çok hızlı geçtiğim için çok hızlı konuşmuş ve sizi belki dikkatinizi şeyle veririm, belki algılamanızda ama bunları hızlı anlatmazsam çünkü arkadaşımın zamanını yemek istemiyorum. Bert Ackerley 1893 yılında İngiltere'de başlıyor. İşte derbi yarışları çekiyor. Oxford, Cambridge hala günümüzde yapılan o meşhur kürek yarışlarını çekiyor. Bugün bildiğim kadarıyla bu film kayıp. Bulamadılar bunu. 1895 yılında Kinetic Yeterli. Her ülke kendi ismini veriyor. Birazdan göreceksiniz işte. Kinetoskop diyen var. Fransızlar başka bir şey söylüyor. Bir yer kardeşler falan.